Kazanım 7 ile devam ediyoruz. Şimdi burada aşağıda verilen noktaya köşe kabul eden doğru parça orta noktanın koordinatlarını bulunuz demiş. Orta nokta bulacağız. ABC'nin orta noktası için direkt şöyle yapıyorduk orta noktada. Ne yapıyorduk? Absistleri topluyoruz. 3 artı 5 bölü 2 diyorduk. Ordinatları topluyorduk ordinat için. 5 eksi 1 bölü 2 yani 8 bölü 2'den 4. 4 bölü 2'den 4 virgül 2 dedim Birincisinin orta noktasına. ikincisinin orta noktası. Bak direkt şunu yapacağım. 3 eksi a. Eksi 5 artı a. Topluyorum absesleri. E, eksi a artı a gidecek. 3 eksi 5. Eksi 2. 2'ye böldüm. Eksi 1. Direkt 2'ye bölüyorum artık. Eksi 4 artı b. Eksi 2 eksi b topladım. Eksi 6 yaptı. 2'ye böldüm. Eksi 3. O zaman eksi 1'e eksi 3 oldu orta noktam. Buraya bakıyorum. Eksi 1 bölü 2 artı 7 bölü 2. Önce toplayalım. Eksi 1 bölü 2 artı 7 bölü 2. 6 bölü 2 3 yapar ama bunu 2'ye böleceğim. Önce topluyorum. Toplamı 3 yapıyor. Bir de 2'ye bölüyorum. Orta nokta olduğu için. 3 bölü 2. 3 bölü 5. Eksi 13 bölü 5. 3 eksi 13'ten eksi 10 bölü 5. Eksi 2 yapar. Bir de bunu 2'ye böleceğim. Eksi 1 olacak. Her zaman absisi ve ordinatı toplayıp 2'ye bölüyorum. Orta nokta bulmak için. O zaman 3 bölü 2'ye eksi 1 oldu. Geçtiğim ikinci soruya. A var, B var, C var, D var. Şimdi AC eşit CD demiş. AC CD'ye eşit. Bu bir orta nokta. Tamam. Bir de AC iki tane AB'ymiş. Yani AC uzunluğu iki tane AB ise mesela AB'ye A dersem AC 2A olacak. Yani aslında B noktası da AC için orta nokta. Çünkü bak ne demiş. AC iki tane AB. Ben AB'ye A dersem şu AB uzunluğuna A dersem AC tamamı 2A olacak. O zaman buraya da A kaldı. A, A gibi düşündük. Şimdi ne istiyor benden? B noktasının koordinatları. B'nin koordinatları. Burada önce şunu mu yapacağız? Ben buradan C orta nokta ya. Sonuçta M ve N'yi bulabilirim. C orta nokta olduğu için absisleri topluyorum. M eksi 1 artı 7. M artı 6 bölü 2 4'tür. Absisi verecek bana. Yani buradan M artı 6 8. İçlerde i̇şte tarafta M'yi 2 buldum. Direkt yazdım. 3 eksi 5 3 eksi 5 bölü 2. Yani ordinatları toplayıp 2'ye böldüğüm zaman A ve D için C. A ve D'nin orta noktası N artı 2'yi verecek bana. N artı 2. Yani buradan aslında 3 eksi 5 eksi 2. N artı 2 eşittir. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. N'yi de buradan eksi 3 buluyorsun. Yani o zaman şimdi A noktası ne oldu? M'yi kaç buldum? Ben 2. Şurası 1 oldu. M 1. N'yi -3 buldum. Şurası da -1. Yani A noktası 1'e 3. Şuraya tekrar yazayım. A 1'e 3. E C noktası C noktası 4'e -1 oldu. E benden neyi istiyor? Benden istediği ise B noktasının B noktasının koordinatları. B noktası orta nokta değil mi? Evet. Yani burada orta nokta var. O zaman B'yi nasıl bulacağım? 1 artı 4. AC'nin orta noktası ya. Şöyle AC diyelim. Şöyle. Şurası orta nokta. Orta nokta ise 1 artı 4. 5 bölü 2. Bana absisleri verecek. Ordinatlar toplu bir kere 3 eksi 1. 2. 2 bölü 2'den 1 oldu. O da ordinat. 5 bölü 2'ye 1 oldu. Cevabım ne oldu bu durumda? D seçeneği oldu. Geçtim üçüncü soruya. Şimdi burada demiş ki yan da A, B, C de şehri dik koordinat sisteminde her bir birim 1 kilometre göstermek üzere modellenmiş. Tamam. D şehri A ve B şehrine eşit uzaklıkta. He, yani diyor ki D A, B'nin orta noktası. Tamam. Olduğuna göre C şehrine en kısa uzaklığı. Aslında bana şunu mu istiyor? C şehrine en kısa uzaklığı dediğim şu uzaklık. Direkt şunu al diyor. bak. C'de uzaklığını soruyor bana aslında. Bana sordu. C'de uzunluğu, C'de uzaklığı kaç birimdir? Şimdi öncelikle A noktasını bir yazalım. Koordinatları. Apsis eksi 3, ordinat 4. A eksi 3'e 4. E, B noktası 7'ye 2. B noktası. Dur şöyle düzgün yazayım. Eksi 3'e 4 dedik. B noktası absisi 7 ordinatı 2 7'ye eksi 2. Şimdi D bunların orta noktası doğru mu? O zaman ben D'nin e, koordinatlarını yazabilirim. D noktasının koordinatları absisleri toplayıp 2'ye böleceğim. Eksi 3 artı 7 4 bölü 2 2. Ordinatlar toplayıp 2'ye böleceğim. 4 eksi 2 2 bölü 2, 2 1. D noktası şuraya D yazayım tekrar. 2'ye 1. Şimdi benden CD'yi istiyor. E C noktası ne? C noktası 4'e 4. E 4. Bunu görüyorum. 4'e 4. O zaman CD uzaklığı eşittir. iki nokta arasında iki uzaklık. Karekök içinde apsisleri farkı 4 eksi 2 ya da 2 eksi 4 fark etmez. 2'nin karesi artı 4 eksi 1 3'ün karesi diyeceğim. 9 4 daha 13 yapar. O zaman kök 13 kilometredir. Çünkü her bir birim kök 13 birim buldum. Her bir birim 1 kilometreyi temsil ediyormuş. O zaman kök 13 kilometredir diyeceğim. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>